İşte burada ben tarol ödedim müşterilerde. O sırada iki tane arkadaş geldi. Bana burada saldırmaya başladılar. Ne olduğunu anlamadım ben yani hiç. Ben şu an mesela şey yapıyordum. Saldırmaya başladılar boğazıma falan burada. Sonra da olaylar işte buradan kavga edildi. Çıktık dışarıda latif etmeye başladılar ondan sonra. Diye. Müşterilere bakıyordum. Ondan sonra iki tane bilmediğim bir arkadaş geldiler. Burada birden boğazıma yapıştılar. Saldırdılar bana. İşte bu kolum da dün boğuşma esnasında oldu kavga ederken. Yere düştü. Zaten dark vapor'u da aldım. Vücudumda buralarında yaralar var şeyler var. Dark vapor'u da aldım. Sırtımda da zaten darp izleri görüntülü şekilde. Ayak parmaklarımda mor aralıklar var. Fiyat listesini söyledim. Fiyat listesi şu kadar dediğim halde itiraz etti bana. İşte fiyat listesini, fiyatı yüksek buldu. Sokakta işte şu kadar para, burada niye bu kadar para diye. Dedim burası özel avcım. İşte fiyatlarımız her yerde mevcuttur. Fiyat listelerimiz falan. Bana hakaret etmeye başladı işte. Siz dedi soyguncu musunuz, hırsız mısınız falan gibilerinden bir şeyler söyledi. Beni dışarıya çıkarttırdı. Çık erkeksen dışarı çık falan filan. İn aşağı iniyorum falan çık falan gibilerinden bir şeyler söyledi bana. Sonra ücretini ödedi. Ondan sonra bu hakaretleri devam etti. Sonra olayı yatıştırdık. Bu adam yukarıya çıktı. Ondan sonra tekrar yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir şekilde hani herkesi tuttuğu halde koşa koşa geldi aşağıya bana saldırmaya kalktı. Hatta çevik kuvvet polis abilerimiz geldi. İşte benden şikayetçi misiniz falan dedi. Biz olayı yatıştırdık hani dedik şikayetçi değiliz. Bana hakaret eden şahıs buradan uzaklaştı gitti. 15 dakika geçti arasından. Ondan sonra babası herhalde oğullarını aramış. 15 dakika falan geçti aralarından. Ondan sonra tekrardan geldiler. Oğulları tanımadım. Oğulları olduğunu düşünüyorum. Ben burada çalışırken iki kardeş olduklarını düşünüyorum. Bir anda gişeye daldılar burada. Ne olduğunu bile anlamadım. Ondan sonra bana burada hakaret etmeye başladılar. Küfür etmeye başladılar. İşte siz de babamla tartışmışsınız, etmişsiniz falan filan gibilerinden. Ben de onlara bir şey söylemediğimi, babasına anlaştığımızı, şey yaptığımızı söyledim. Ben onları sakinleştirmeye çalışıyordum. Ondan sonra birden küfür etmeye başladılar. Boğazıma yapıştılar benim. Hatta darp izleri var sırtlarımda, ayaklarımda. Hatta darp vaporu falan aldım. Arkadaşlar bana burada vurmaya devam ettiler. Saldırmaya devam ettiler. Ondan sonra bir şekilde kendimi ben dışarıya attım. Dışarıya attığım halde ondan sonra tekrar beni orada yakaladılar. Orada darp etmeye başladılar beni tekrardan. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Burada güvenlik arkadaşlar burada yardıma geldiler bana. Ondan sonra kardeşlerinden bir tanesi bıçak çekti. Bıçak çekmiş. Kimse eylemeyecek. İşte ellerini doğrarım falan gibilerinden bıçak çekmiş. Müdahale etmeseler belki de beni burada yalnız kalsam bıçaklayacaklar. Belki de öldüreceklerdi yani. Bu benim şahsıma değil iş yerime yapılan bir saldırı. Ayrıca konuyla alakalı durumu işte karakola giderek şikayette bulundum. Güvenlik kamerasını zaten olaylar apaçık ortada zaten. Hani benim bir şey anlatmama da gerek yok. Burası zaten kalabalıklaşınca o iki tane kardeş zaten bana saldıranlar kaçıp gittiler zaten buradan. Olaylar böyle, bu şekilde yani. Biz birader daha burada bir müşteriyle ağız mülakatçısıyla tartışmış. Tartışmanın esnasında müşteri çıktı gitti. Gittikten sonra yukarı çıktı. Yukarı geldikten sonra bir daha kavga gürültü oldu. Olduktan sonra çocuklarına haber vermiş. Çocukları geldi. Burada gişede bizim biladere saldırdı. Ben de müdahale etmeye, ayırmaya uğraştım. Ben orada görüntülerde mevcut zaten her türlü o anda ben orada olmasaydım kardeşimle ne olacağını bilemiyorum şu anda. İki kişi birden saldırdı. Saldırısını zorla ayırma araştık. Zorlukla güçlükle ayırdık bir şekilde. Güpe gündüz otoparkta böyle bir olay oldu.
şehir magandaları tarafından. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle bir şey, şu ana kadar böyle bir şeyler olmamıştı. Dün saat 5 sıraları biz burada görevliyken içeride arkadaşlarımın bir tanesi geldi, buralarda dolandı. İkincisi de geldi peşine. Gişeye girdiler. Zaten gördüğümüz, ondan sonrasında gişede de baktık bitiş kakış var. Geldik ayırmaya çalıştık, hani ne oluyor falan diye ayırmaya çalışırken tam bu arkamızda köşede arkadaşım bir tanesi bıçak çekti, dedi yaklaşmayın dedi. O an zaten biz yaklaşamadık, ayırmaya da yaklaşamadık. Hani olay bu. Ondan sonra duruldu olaylar. Biz de gene konuştuk, polis geldi. Olay bundan ibaret.